zaman. Mersin'in Silifke ilçesinde Dürye Duygu Gür 2 yıl önce babasını trafik kazasında kaybetti. Rafet Gür ölmeden önce kızına eğer ölürüm kalırım belli olmaz, ölürsem sana vasiyetimdir. Sen beyaz gelinlikle beyaz bir at sırtında düğün salonuna gideceksin dedi. Babasını trafik kazasında kaybeden Dürye Duygu 2 yıl sonra Mahmutcan Bulduk'la evlenme kararı aldı. Dürye Duygu babasının vasiyeti üzerine bir at çiftliğinde beyaz bir at buldu. Bir hafta gibi kısa bir sürede at üzerinde alıştırma yaptı. Atla düğüne girişimin sebebi babamın istemesiydi bunu vefat etmeden önce. Hep küçükten beri sürekli söylüyordu zaten kızımı atla evden çıkaracağım, atla gelin yapacağım diye. Biz de babam vefat ettikten sonra onun vasiyetini gerçekleştirmek için bugün düğüne atla giriş yapacağız inşallah. İlk defa mı ata bineceksiniz? Yok, daha önce bindim ama küçükken bindim. Bir de prova için bindim. Evet. Bu da üçüncü falan olacak. Nasıldı peki, ne hissettiniz? Yani atın üstünde insan kendini gerçekten çok başka hissediyor böyle yani. Böyle aşırı eğlenceli bir şey bir kere öncelikle. Evet. Yani mutlu ediyor insanı. Çok farklı bir şey olacağını düşünüyorum. Gelinlikle binmek daha da farklı olacak. İlk defa bineceğim gelinlikle. Kayınbabamın şeyi yani... Vasiyetim vardı. Evet. Vasiyet üzerine şu anda yani şu an bu şekilde atla şey yapacağız, gireceğiz. Evet. İlk defa herhalde böyle bir şey oluyor. Evet. Neler, duygularını alalım yani, neler düşünüyorsun? Yani, çok şeyiz yani, mutluyuz şu anda. Türk bayrağı ve davetlilerle birlikte eşi Mahmutcan Bulduk'un çektiği atla düğün salonuna doğru yola çıkan Dürye Duygu, düğün salonu önünde davul ve kalabalık bir toplulukla karşılandı. Thank you.